Yaş kaçtı abi? 15. İsmin neydi? Sabah falan, reçel falan yedik ya kahvaltı. 63 aylık şeker alıyor. 3 aylık şeker alıyor. Ne var? Ne var? Sabah akşam bekliyor. 84. Ha, biraz fazla değil mi? Biraz azaltayım biraz. Azalt tabii. Sağlıkta da öyle. Uyuşturucuyla bağımlılıkla mücadelede de öyle. Doğal afetlerde de öyle. Önemli olan ön almak her şeyde. Yani koruyucu hekimlik de o açıdan son derece önemli bir şey. Bağımlılıkla mücadele ederken de biz bir kere çocuklarımız bağımlı olmadan önce tedbir alalım. Ondan uzak tutmaya çalışalım diyoruz. Kıymetli olan bu yani. Değerli olan bu. Burada da asıl amaç bu. Yani insanlarımızı bilgilendirmek. Özellikle işte kadınlarımızın meme kanserine karşı değil mi hocam? Evet. Erkeklerimizin özellikle prostat gibi belli başlı konularda erken teşhis konusunda bilgilendirip bilinçlendirebilirsek o hastalıklara yakalanmadan onları kurtarmış oluyoruz. Bugün burada sadece amaç şey değil yani elbette testler de yapılıyor. Pek çok insanımız belki hastaneye gidip yaptıramadığı şeyleri burada yaptırıp varsa bir sıkıntısı onun farkına da varıyor ama asıl olan bizim buradaki amacımız bir bilinçlendirme, şuurlandırma oluşturmaya çalışmak. Bunu da onun için yapıyoruz. Hangi şey yapıyoruz? Halk sağlığının önemini ve koruyucu sağlık hizmetleri anlatmak açısından bugün bu meydanda halk sağlığı sokağı etkinliğimizi yapıyoruz. Buradaki amacımız açıkçası koruyucu hekimliğin ve halk sağlığının önemini insanlarımıza anlatmak ve sahada yapıldığımız işlemleri bir bütün olarak halkımıza göstermek istedik. Burada standlarımız var arkadaşlar. Her standta farklı bir bilgilendirmemiz var. Standlarımızdan birincisi kanser standımız. Bildiğiniz gibi kanser hastalığı ülkemizde dünyada en fazla ölümlerde ikinci sebep. Bizim burada bir sloganımız var. Erken teşhis hayat kurtarır diye. Burada hastalarımızın özellikle bayanlarda meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve erkek ve bayanlardaki kalın bağırsak kanseri için tarama programlarımız devam ediyor. İlimizde de yoğun bir şekilde. Bu konuda sağ olsun hem belediyelerimiz hem valiliğimizden aldığımız destekle bütün ilçelerdeki hastalarımızı köylerden alıp kanser tarama programının olduğu uygun hastanelerimize ve toplum sağlığı hizmetleri olan birimlerimize getiriyoruz. Bu konuda hastalarımızdan ricamız bizlerden bu konuda talep etmeleridir kanserle ilgili. Ve erken teşhis sayesinde hastalarımızı da bu konuda süreci erken taramasının vereceği avantajlarından yararlanmalarını öneriyoruz. İkinci standımız burada aile hekimi standımız. Bildiğiniz gibi halk sağlığı olarak biz birinci basamak hizmetleri şu an nasıl sokakta bu hizmetleri veriyorsak biz her köyde, her evde bu hizmeti vermeye devam ediyoruz. Kişinin anne rahmine düştüğü an gebe testinden başlayarak kişinin ölümüne kadar aile hekimlerimizle birebir yaşıyor. Bazen kendi aile fertlerinin bile bilmediği bilgileri aile hekimlerimiz kendi aile içinde sahipler ve bu konuda yönlendirmeyi açıklar. Biz sadece aile hekimlerimizi hastalık döneminde değil, onların aşı dönemlerinde, gebe izlemlerinde, kronik hastalık takiplerinde de aktif olarak kullanmaya devam ediyoruz. Bu konuda diğer standımız arkadaşlar sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme standımızda da insanlara şunu öneriyoruz. Biz kişilerin hasta olmadan önce doğru şekilde nasıl beslenmesi gerektiği, okullarda doğru nasıl beslenebilir, bu konuda hastalarımızdan diyabet, çölyak, farklı grupta kronik hastalıkları olup beslenme anlamında destek alacak herkeslere hem diyetisyen hem de fizyoterapist desteğini halk sağlığı olarak sağlamaya devam ediyoruz. Bu standımızda da insanların kitle beden indeksi, yağ ölçümlerini yapıp gerekli gördüklerimiz hastalarımızı diyetisyenlerimize randevularında burada oluşturuyoruz. Diğer standımız kronik hastalıklar ve yaşlı standımız. Bildiğiniz gibi diyabet, hipertansiyon, astım birçok kronik hastalıklarına sahip ve yaşlı nüfusu olan bir iliz. Burada hastalarımıza şunu söylüyoruz. Hastalıklarımız evet belki geçecek, ilaçla geçen hastalıklar olmasa da takibiyle birlikte bizim bu süreçleri yönetebileceğimizi düşünüyoruz. Şu an standlarımızda hem tansiyon hem şeker ölçümlerini, karbonmonoksit ölçümleriyle kronik sigara kullanan hastaları da ölçümlerini sağlıyoruz arkadaşlar. Hastalarımıza doğru şekilde yönlendirmeye devam ediyoruz. Diğer standımız halk sağlığı laboratuvarı standımız.
Burada da bildiğiniz gibi insanların temiz havaya ve temiz suya ulaşması bir devlet görevidir. Bu görevin denetim kısmında biz İl Sağlık Müdürü olarak aktif olarak görev alıyoruz. İnsanların sağlıklı suya ulaşması konusunda laboratuvarlarımızı aktif olarak çalıştırıyoruz. Her gün numune alınıyor. Bununla birlikte yaz dönemine girdik. İnsanlarımıza burada testleri sonuçlarını gösterdik. Bütün havuzlarımızdan örnek alıyoruz. Aktif olarak bir çalışan bütün havuzlardan ve denizlerden. İnsanlarımız İl Sağlık Müdürlüğü sitelerinden hem havuzların hem denizlerin sonuçlarını görebilir. Temiz bir havuza ve denize kavuşma konusunda desteğimiz devam ediyor içme suyuyla birlikte. Ve anne baba, anne bebek standımız var arkadaşlar. Bu konuda açıkçası biz dediğimiz gibi anne rahmine düştüğü andan itibaren cebelerin takibine, burada çocuklarla birlikte cebe takibinin önemini söyledik. Anne bebek izlemlerine, çocukların aşılarına, cebelerin takipleriyle birlikte normal doğuma nasıl teşvik edebiliriz sürecinde de aktif olarak destek veriyoruz. Annelerin de bu konuda bilinçlenmesi açısından standımıza bekliyoruz. Dediğimiz gibi burada amacımız şu, insanları hasta olmadan hastalık takipleri arasından neler yapabildiğimizi sahada göstermek istedik halk sağlığı olarak. Aktif olarak onların yanınızda olduğumuzu, bu konuda hasta olmadan onları yanımızda görmek istediğinizi söylemek istedik. Umarım sağlıklı bir Kastamonu'sundan biraz daha adım atmış oluruz.